Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 20 Mart Pazartesi günü. Depremin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Sonrasında geçen hafta da şiddetli yağmurlar yağdı. Hem Adıyaman il merkezinde hem Şanlıurfa il merkezinde ve Adıyaman'ın ilçesinde de sel felaketleri meydana geldi. Gölbaşı da bu şiddetli yağışlardan en çok etkilenen ilçelerden bir tanesi oldu. Çadırlarda geceyi geçirmek neredeyse imkansız hale geldi. Birçok çadırı su bastı arkadaşlar. O yüzden buradaki görevliler insanları çadırlardan okullara doğru yönlendirdiler ve geceyi okullarda geçirmelerini sağladılar. Tabii Gölbaşı'nda bir taraftan yıkım faaliyetleri devam ediyor hala. Ki bu yıkım faaliyetleri de benim tahminim 2-3 seneyi bulacak. Şu anda da gördüğünüz gibi ister ekmeğin üzerinde bir enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyordu. Şu an Gölbaşı'nda ana yol üzerindeyiz. Gölbaşı'nın depreme dair ince binalarından bir tanesi olan bu bina yıkılmaya çalışılıyor. Burada mini hali vardı. Yıkılmıştı. Şu an enkazı tamamen kaldırılmış durumda. Gölbaşı'nı maalesef bir taraftan deprem vurdu. Diğer taraftan da şiddetli yağışlardan etkilendi. Yağışlarda sevindiren taraf Gölbaşı'nda sel olmadı. Sel de olsaydı belki durum çok daha vahim olurdu. Ama şiddetli yağışlardan da Gölbaşı tabii çok ciddi derecede etkilendi. Şu an ana cadde üzerinden Yeni Mahalle, Yavuz Selim Mahallesi'ne doğru ilerleyip buradaki son durumları göstereceğim. Daha sonra da gidebildiğim kadar Gölbaşı'nın ara sokaklarını dolaşmaya çalışacağım. Gölbaşı'nda hala birçok yol enkazlardan dolayı, yıkımlardan dolayı kapalı durumda. İnsanlar gördüğünüz gibi hasar alan evlerdeki pencerelerine kadar, PVC'lere kadar söküyorlar. Evlerini taşımaya çalışıyorlar. Burası depremin ilk günü. Depremin ilk 3 saniyesinde yıkılan Ece Apartmanı'ydı. Maalesef çok fazla kayıp var burada. Her ne kadar ana yol üzerinde mini halin karşısında o yan yatan bina fenomen olarak gösterilse de Gölbaşı'nda bu Yavuz Selim Mahallesi'nde de aynı onun gibi bir bina geriye doğru yattı. Mini halin karşısındaki binanın arkasındaki bina iki katlı olduğu için çok fazla eğim almıştı ama bunun arkasındaki bina apartman olduğu için çok fazla yan yatmadı. Ama bu da aynı o bina gibi temelinden arkaya doğru yatmış bir bina. Gördüğünüz gibi. Evet, bu bina da geriye doğru yatan bir bina. Maalesef burada yol kapalı. Geri döneceğiz. Yayınlarımda da söylemiştim. Gölbaşı'nda asfaltın alt tarafı Yeni Mahalle, Yavuz Selim Mahallesi'nde çok ciddi yıkımlar da meydana geldi. Yıkımlarla beraber evlerde ağır hasarlar meydana geldi.
ağır hasar olmayan yerlerde bile zeminlerde kaymalar meydana geldi. Zeminlerdeki kaymalardan, çökmelerden dolayı da benim tahminim bu evlerin %90'ı yıkılacak. Burada bir market, bir fırın vardı. Bunlar da yıkılmış durumda. Özran sitesinin zemininde de ciddi çöküntüler mevcut. Evet, bu bina da yine ilk depremde yıkılan binalardan bir tanesi. Burada yanılmıyorsam 2 tane apartman vardı. Vatandaştan aldığım duyuma göre bu yıkılan 2 apartmanda 63 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. İki binayı size yakından göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi her ne kadar mini halin karşısındaki bina yol başında depremin simge binalarından bir tanesi olsa da şu bina da geriye doğru yattı. Arkasında aynı onun gibi eşdeğer 1, 2, 3, 4, 5, 6 katlı bina olmasa bu da yine haddinden fazla geriye doğru yan yatacaktı. Bu bina da temelinden kalkıp geriye doğru yaslanan bir bina. Görüyorsunuz arkadaşlar. İnsanlar binalardaki PVC'lere kadar söküyorlar. Alabildikleri bütün eşyaları alıp taşımaya çalışıyorlar. Depremin izlerini göl başında en çok gösteren sokaklardan bir tanesi de bu sokak. Görüyorsunuz hem binalar sağlı sollu yatmış durumda, hem de yollar tamamen çatlamış, yerinden oynamış durumda. Evet, sokağın halini görüyorsunuz. Araba geliyor mu abim? He, araba geliyor. Yunus abi, sen içeriye bir gir bak, bu adamlar işini görecek. Yunus da bir daire yani, görsen ne olacak?
Evet, burası. Yeni mahallede bulunan Zübeyde Hanım Sokak. 605 nolu sokak galiba. Tamamen böyle yıkılmış durumda. Evet, ara sokaktan sonra yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Yavuz Selim Mahallesi'nde Yavuz Selim Ortaokulu'nun yanına geldik. Arkadaşlar kusura bakmayın, çünkü ben bu yağan yağmurlardan dolayı çadırda kaldığımız için 3 gündür de hastayım. İlaç kullanıyorum. Bu binada yine ilk depremde yıkılmıştım. Sokakta da benim çok ciddi anılarım var. Evet, sokak benim ortaokuldan lise 1'e kadar berberinde çıraklık yaptığım sokak. Burada da çocukluğum geçti. Hayatı ben bu sokakta öğrendim diyebilirim. Esnaflığı, esnafları, para kazanmanın zorluğunu, sabah saat 7'de gelip berberi açardık. O zaman gece 11'e kadar ayakta oturmak yasak, çıraklık yapardık. Buradan Mustafa Ustam'a, Kasım Mustafa Ustam'a selamlar olsun. Burada Nece Usta'nın dükkanı vardı. Onlar hep yıkılıyor. Burada mal ticareti vardı. Tabii bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Berberime bir bakmak istiyorum. Evet. Bu berberde
okullar yılı çalışıp 4 veyahut 5 yıl kadar çıraklık yaptım. Üniversiteyi ben bu berberde ders çalışarak kazandım. Bir taraftan okula gidiyordum. Okul çıkışı da gelip berberde çalışıyordum. Tabii berberde çalışmazdan önce marangozda da çalıştım. Simit de sattım uzun yıllar. Ayakkabı boyacılığı da yaptım. En son berbere girerek berberde çalışmıştım. O yüzden bu sokağın anısı bende çok. Burada kandırmazların iş yeri vardı. Şu karşıda toz arıların iş merkezleri vardı. Orada birçok iş merkezi vardı. Hepsi yıkıldı. Oraya konteynerlar kuruldu. Konteynerlarda Tokat Çarşısı adı altında bir çarşı kuruluyor şu an. Orayı da sizlere göstereyim. Buraya böyle konteynerlar kuruldu. Bu konteynerlarda meslek dallarından esnaflar burada dükkan açacaklar. Depremin ilk günü gelmiştim. İlk günü orada çekim yapmıştım. Tamamen yıkıldı.
valilikten yapılan açıklama özellikle asfalt üzerinde yıkılan veyahut acil yıkılacak bina, bunlar tamamen yıkılacak ve yıkılan yerlerin yerine konteynerler kurulup esnaflara tahsis edilecek ki buradaki şehrin canlılığı tekrar eski haline kazandırılmaya çalışılsın. Dallarından esnaflar dükkan açıp hizmet vermeye çalışacaklar. Şu an yolbaşının ana yolu üzerindeyiz.
Arkadaşlar Kuru Geçit Mahallesi'ndeyiz. Bu Önce Vatan yazısının orada alt taraftan başladım. Gördüğünüz gibi insanlar buraya karavan, çadır, konteyner ne buldularsa getirmişler, kurmuşlar. Burada yaşamaya çalışıyorlar. Görüntülerden de anlayacağınız üzere Gölbaşı koca bir kasabaya dönüşmüş durumda. Binalar yıkılmış, yollar çatlamış, patlamış, bozulmuş. Enkazlardan dolayı kapanmış. Ara ara sular kesiliyor. Hatta belki daha suyun verilmediği yerlerde olabilir. Yani bu yıkımlar, enkazların kaldırılması, Gölbaşı'nın tekrar eski hale dönmesi 3 yıl, 5 yıl, belki 10 yıl sürer. Burada her mahallede, her sokakta çadır görmek, çadırlarla karşılaşmak mümkün. İnsanlar depremden sonrasında yağan şiddetli yağmurlardan sonra bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ben de sizlere bu hayatta kalma çabasını sözlerimden çok görüntülerle, fotoğraflarla, videolarla sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Yorum çok fazla yapmıyorum. Gösterdiğim görüntüler, fotoğraflar, videolar artık sizlere, yorumu sizlere bırakıyorum. Fazla çadır vardı. O çadırlardan birçoğu yağan şiddetli yağmurlardan olumsuz etkilendi. Maalesef.
karşılamak için böyle çeşmelere geliyorlar. Çeşmelerde bidonlarını dolduruyorlar. Yani çadırda kalan insanlar için hayat gerçekten çok zor durumda. Bulaşık bir taraftan, çamaşır bir taraftan. Yaklaşık 2 haftadır drone'um çekimler esnasında düşmüştü. Kaza kırıma uğramıştım. Servise gönderdim. Yaklaşık 2 haftadır drone tamirdeydi. Drone'un gelmesini bekliyorum. Drone gelince yine gölbaşındaki son durumları size bir de gökyüzünden aktarmaya çalışacağım. Yine aklımda olan belli başlı bazı yerler var. O yerlerin de çekimlerini drone'la yapıp sizlere deprem sonrasındaki son durumlarını göstermeye, aktarmaya çalışacağım. Geriye onları almaya, onları kurtarmaya çalışıyorlar. O da hakikaten çok acıydı.
çadırlar yerinde duruyor. Burada da görevliler için bir çadır kurulmuş durumda. Karayollarından afet merkezinden çıktım. Orada şu an yoğun bir şekilde bu hasarlı binalarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şimdi yolbaşı meydana doğru ara mahallelere de girerekten çekimlere devam edeceğim. Gördüğünüz gibi yağan yağmurdan dolayı yol başında yollar maalesef bu durumda. Burası Gaziantep istikametinden gelip yolbaşı girişten meydana doğru giden ana yol üzeri binalar yıkılmış durumda.
binada. Sonradan yıkılmış bir bina, ağır hasar almıştı. Burada da böyle yol kapanmış durumda. Burada da lokantadalara yemekler veriliyor. Ortam bu şekilde.
50 yıllık bina yıkılmıyor. 2 yıllık, 3 yıllık bina yıkılıyor. Bulamıyoruz. Özellikle Ulu Cami'nin tuvaleti yıkıldığını, minarenin yıktığını gösterelim. Paramız var. Evet, burası Nimet Ekmek Fabrikası'nın ara sokağı. Bu ara sokağı da sizlere göstermek istiyorum.